Hayat kitaplardaki gibi değil. Şimdi bu cümledeki özneyi değiştirelim. Kitap hayatlardaki gibi değil. Ya da kitaplar hayattaki gibi değil. Ne değişti? Yani bayağı bir şeyler değişti. Ama her iki cümle de doğru bence. Çünkü hayatın kitaplardaki gibi olmadığını az çok biliyoruz. Aynı şekilde kitapların bizim hayatımızda farklı anlamlara geldiğini, yani kitapların herkes için, insanlar için farklı farklı anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Bizde Aşkın 500 Günü diye bilinen bir film var. Ama filmin orijinal ismi şu: 500 Days of Summer. Yani Summer'ın 500 günü. Filmin ismi Summer'ın 500 günü olmasına rağmen filmin hikayesi bize kadın aracılığıyla değil, erkek aracılığıyla veriliyor. Aşkın 500 gününde Joseph Gordon'ın oynadığı, rolünü üstlendiği Tom adlı karakter filmin bir yerinde, iş yerindeki bir toplantıda çıkışır ve kitapların, filmlerin bizlere yalan söylediğini savunur. Tabii filmi izlerseniz Joseph Gordon'ın ya da Tom'un o cümleleri neden söylediğini anlayacaksınız. Özetle hayat kitaplardaki gibi değil. Çünkü kitaplar hayal ürünü ürünlerdir. Başka insanların hayallerinin bir ürünüdür. Aynı şekilde filmler de, şarkılar da başka hayallerin ürünleridirler. Başka insanların hayalleri olan bu ürünler, biz onlarda kendimizi buldukça veya onlar bize ilham verdikçe, bize yol gösterdikçe açıkçası onlarla pek çatışmıyoruz. Hatta son derece barışık bir şekilde yaşıyoruz. Ama moralimiz bozulduğu zaman, birinden ayrıldığımız zaman, işlerimiz ters gittiği zaman artık ne film dinleriz, ne kitap, ne şarkı. O ürünlerin yaydığı pozitif mesajlar, umutlar, geleceğe dair hayaller bize hep saçma, yalan gelir. Çünkü o ürünler bizim kaybettiğimiz veya kaybettiğimizi düşündüğümüz bir geleceği bize anlatırlar. Öte yandan hayatın sadece kitaplardaki gibi olmadığı, yine sadece diyeceğim, sadece sanatsal eserler için geçerli değil. Mesela bilimsel eserleri düşünelim. Hayat bilimsel bir kitaptaki gibi de değil. Düşünün, bilimsel bir kitap okuyorsunuz. Kitaptan başınızı kaldırdığınız zaman bir kendi hayatınıza bakarsınız, bir kitaba bakarsınız. Arada bir yoğunluk farkı görürsünüz. Çünkü kitap başka bir hayatın hazırladığı, üzerinde emek sarf ettiği yoğunlaştırılmış bir bilgiler tepsisidir, önünüze getirilmiştir. Ama siz ne yaparsınız? Yorulduğunuz için bir süre ara verirsiniz, kitabı kapatıp bir kenara bırakırsınız. Yani özetle hayatta önümüze gelen hiçbir şey doğal değildir. Hele hele bize bir tepside sunulmuşsa, bu tepsi dediğim bir kitap olabilir, bir film olabilir, bir şarkı olabilir, bir doğum günü partisi olabilir. Bunlar hepsi yapay şeylerdir. Öte yandan şöyle bir durum var. Kitaplarda, filmlerde, şarkılarda, partilerde gerçek hayatı aramayın. Gerçek hayat sizin hayatınızdır. Kitapları, filmleri, şarkıları sadece gerçek hayatınızdan biraz uzaklaşmak için, biraz nefes almak için, biraz düşünmek için, ilham almak için kullanın. Hayatınızda bir yere ulaşmak için gitmek üzere ayağa kalktığınız anda üzerinde duracağınız şey kendi ayaklarınız olacaktır. Başkalarınki değil.